وجبركم الى روح النبي واله واصحابه واتباعه وخاصه الى روح المرحومين المعلومين وخاصه الى روح امواتنا الفاتحه olduğunu anlatarak bu gönül köprülerini, gönül yollarını inşallah hep beraber inşa edeceğiz, güçlendireceğiz. Bundan önce yapıldığı gibi bundan sonra da devam edecek. Allah razı olsun. Bölgede, Suriye'de de var, İran'da da var, Irak'ta da var, Türkiye'de de var. Alıp da kanuni, yasal ve hukuki çerçevede kimin ne hakka ulaştığına baktığımız zaman hepimiz çok net anlıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin yegane devletidir. Biz bu ülkenin içerisinde her türlü haklarımızdan istifade ediyoruz. Bakın Rüzgün Bey Şırnaklı'dır, Kürt'tür, parlamenterdir. Kürt'ten rektör de vardır, Kürt'ten akademisyen de vardır, hakim de vardır, da vardır, Cumhurbaşkanı da olmuştur. O yüzden Kürtlerin ne bir devlet arayışı vardır, ne de bu devlet içerisinde bir hak hukuk arayışı vardır. Özgeçmişimiz var. Yani Türk veya Kürt ayrımı yapmamız gerekir. Eğer bazıları kandırılmış ise ve kendini satmış ise başkalarının maşaleriymiş bunlar. Huzursuz sadece devleti. Devlet zaten devleti. Hiçbir zaman devlet devletten düşünmez. Zarar gören bölge insandır. Biz vatandaşız burada. Bunu biz vatandaş olarak bunu bilmemiz gerekir. Neresi kârdır, neresi zarardır? Her kâr zarar peşinde koşmamız gerekir. Karşıdaki zaman huzur olmuş, barış olmuş. Ne zaman ki bizler, Türkler ve Kürtler olarak bizleri İslam'dan uzaklaşmaya çalıştırmışlar, uzaklaştırmışlar. O zaman işte ırkçılık denen şeytani bir oyun ortaya koymuşlar ve bizleri arasındaki bu İslam bağını koparmaya çalışmışlar. Ondan sonra da ne Türkler huzur bulmuş, ne Kürtler huzur bulmuş, ne de bu coğrafyada yaşayan diğer insanlar huzur bulmuş. Onun için bizlerin tekrar bu Müslüman Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirerek ırkçılık temelinde ayrım yapanlara karşı omuz omuza durmamız lazım. Türk ya da Kürt olmak ne üstünlük vesilesidir, ne de dışlanma vesilesidir. Allah'tır bizi, beni Türk anne babadan yaratmış, sizleri Kürt anne babadan yaratmış. Ama Allah dile bizler insani bir temelde, İslami bir temelde buradaki bu huzuru, barışı ortaya koyacağız. Buradaki PKK Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia etmektedir terör örgütü. Ama ve lakin görüyorsunuz öldürülen kardeşlerimiz, şehit edilen kardeşlerimiz Kürttür. Bu coğrafyada baktığınızda en çok zulüm gören, PKK elinden en çok zulüm gören Kürt kardeşlerimiz. Kürtlerin en büyük düşmanı, değerli dostlar, değerli kardeşlerim PKK ve onların arkasındaki emperyal güçlerdir. Geçmişte ne zaman darbe olmuş, bu devlet, bu devletin gerçek sahibi milletin elinden yetki almış darbeci zihniyet ve onların arkasındaki emperyal güçler tarafından, o zaman bu ülkede Türk de çekmiş, Kürt de çekmiş, Alevi de çekmiş, Sünni de çekmiş, sağcı da çekmiş, solcu da çekmiş. 80 darbesinde Diyarbakır cezaevinde de zulümler yapıldı. Ama ve lakin Ankara Mamak cezaevinde de zulümler yapıldı. Bu hatalar değerli dostlar devletten bilinmemeli. Devletin gerçek sahibi millettir. Ne zaman 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat'taki postmodern darbe, ondan sonra 27 Nisan'da yapılmak istendi, 15 Temmuz'da yapılmak istendi ama bu millet artık dur dedi. Ne zaman darbe yapılmış ve milletin elinden devlete alınmış, gasp edilmiş, o zaman herkes çekmiş. O hatalar devletten bilinmemeli. O hatalar darbecilerden ve darbeci zihniyetin hatalarıdır. Bu devlet hepimizin. Irak'taki vatandaşlarımız, Irak'ta bir savaş oldu. Irak'taki özellikle Kürt vatandaşlarımız kaçtılar Türkiye sandı. Suriye'deki, Suriye'de hemen yanı başımızda bir savaş oldu. Suriye'deki vatandaşlarımız kaçtılar nereye sandılar? Yine Türkiye sandılar. Buraya sandılar. Allah'a muhafaza. Yarın öbür gün bizim de başımıza bir bela gelirse bizim kaçacağımız yer yine Türkiye'dir. Biz yine İstanbul'a kaçacağız. Biz yine Antalya'ya kaçacağız. Biz yine Mersin'e kaçacağız. Biz yine Antep'e gideceğiz.
bizim göç edeceğimiz tek yer, gideceğimiz tek liman yine Türkiye'dir. Onun için bu Kürt halkının bunu bilmesi lazım. 34 yıldır 84'ten şimdiye kadar böyle bir mücadele veriliyor. Bugüne kadar da tek zararı gören Kürt vatandaşlarımızdır. Bedel ödeyen bizleriz. Kan döken bizleriz. Gözyaşı döken bizleriz. Maddi manevi zarar gören bizleriz. Ben hep söylüyorum. Kardeşim niye Antalya benim de olmasın? Niye İzmir benim de olmasın? Gelsin, varsın. Yetişe bak, senin kaymakamın da olsun. Bu ülkeyi kardeşe götürelim. Kardeşe götürmek varken niye böyle kanla, gözyaşıyla ve bir yere varılmadan da? Tam tersi bu, inanır mısınız bu PKK terör örgütü, terör örgütleri olmasaydı şimdi Türkiye'nin hali başkaydı. Orta Doğu'da bir numaraydı. Hiçbir ekonomik sıkıntısı yoktu şu an. Maalesef işte görüyorsunuz onlar bir taraftan oluyor. Biz Avrupa diyoruz ki Avrupa diyoruz, Avrupa diyoruz, Avrupa. Oysa Avrupa bizim düşmanımız, en büyük düşmanımız Avrupa'dır, Amerika'dır.